Bu niye anlatılıyor bu? Yani ifk hadisesi, peygamberin karısına iftira atmışlar, peygamberi aldattı demiştir. Bu niye geçiyor kardeşim Kur'an-ı Kerim'de diye böyle söylenenler oluyor. Ya hiç anlamıyor musunuz yani? Şimdi bu if dediğin şey birisine iftira atmak demektir. Şimdi bu iftira sizin hayatınızda hiç olmuyor mu? Günümüz dünyasında hiç olmuyor mu? Ya tepeden tırnağa günümüz bundan ibaret, başka bir şey yok ki ortalıkta. Herkes birbirine iftira atmıyor mu? Onu orada gördüm, o onunla beraber oldu, şu şunu aldattı, bu bunu bilmem ne yaptı. Bundan geçilmiyor ki ortalık. Hayatın gerçeği bu. Böyle bir anda nasıl davranmamız lazım? En yakınımızdan birisi hakkında iftira duydunuz. Ne yapacağınız? Kur'an-ı Kerim onu bize öğretiyor. Önce iyimserlikle yaklaşacaksınız. Olmaz, yanlış bu diyeceksiniz. Kanıtı ne, delili ne? Herkes herkesin hakkında ağzına geldiği gibi konuşamaz diyeceksiniz. Reddedeceksiniz. Delil isteyeceksiniz. İlk iyimser düşüneceksiniz. İlk elden reddedeceksiniz. Sonra kanıtını getir. Eğer getiremezsen sen müfterisin diye konuşanı cezalandırmak gerekir. O zaman çünkü iftira atmış oluyor. Dört büyük suçtan birisidir iftira. Kur'an-ı Kerim'de cezası olan dört büyük suç. Ölmek, çaldırmak, iftira atmak, zina, taciz, tecavüz. Bundan bir tanesi de iftira. O nedenle bu örnek olarak gösteriliyor. Önemli bir olay.